havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim. Kapak.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Harun Ay. Hadim Dedemli kasabasından. Evet. Sayın Harun Bey, bu gördüğüm kadarıyla ekmeğinizi taştan çıkarıyorsunuz. Şekillerde görüldüğü gibi. Evet. Bizim amacımız da bu taşlar hakkında hem bilgi almak, nerelerde kullanılıyor, ismi nedir? O konuda bizlere bilgi verirseniz memnun oluruz. Tabii, neden olmasın. Şimdi hasbelkader bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışalım. Bu taş tarihi bir taş. Aynı zamanda ısı özelliğine olan bir taş. Kendisini alıp ısıyı saklayıp veya herhangi bir nem oranındaki şeyi saklayıp sonradan herhangi bir patlama çatlaması olmayan çok özellikli bir taş. Evet. Bu yıllardır sürmüş. Bizden önce Osmanlı döneminden daha önceki dönemlerde Rum dönemleriyle birlikte bu taş seneler boyunca çalışmış. Şimdi sıra bize geldi, kuşaktan kuşağa. Ama tabii günümüz zamanında yeni yetişen ustalar yok. Evet. Eski ustalarla devam ediyoruz. Eski ustalardan bildiğimiz kadarıyla, daha önceki bizden büyüklerden duyduklarımızla ve şu anki tarihi binalardaki restorasyon çalışmalarındaki yerleriyle bu taşlarda farklı özellikler. Bu taş kalınlık itibariyle geçmişte duvar üzeri dediğimiz harpuçta isimli olarak oralarda kullanılmış bir taş. Aynı zamanda bu taş çeşmelerin ön yüzlerindeki yıldız çıkartması dediğimiz, ondan sonra tekne oluk kenarlarında kullanılmış bir taş. Şu karşımızdaki gördüğümüz sıralı taşlar. Evet. Onlara döşeme diyoruz. Döşeme özelliği olan hem yer döşemesi, hem kaplama, hem peyzaj olarak kullanılabilen çok özellikli bir taş. Bu taşın bir özelliği de ısı saklaması olduğu için etli ekmek fırınlarında, ekmek fırınlarında, lahmacun fırınlarında ve tuğla fabrikalarında kullanılan bir taş. O taşlarımız döşeme. Şu gördüğümüz diğer bir taşımız var. Giriş olarak. Duruyor. Oralarda kullanılıyor. Bunlar kemerleri. Şu gördüklerimiz dizil olan, sayı ve rakamları gözüken onlar ayakları. Ve bu kemerimizin orada bir tane kurulu hali de var. Evet, şimdi de geldik kemerimizin yanına. Bir de bunun hakkında bilgi alalım. Bu kemerimiz tuğla fabrikalarının fırınlarının üzerine 620 santimlik toplam boyu 180 santim olan kemerimiz. Buradaki özellik ilerideki kayıp amacını önlemek için bu şekilde yapılmış, dizayn edilmiş. Evet. Çok eskiden düşünülmüş, çok güzel bir şey. Bu şimdi bunlar da o gösterdiğimiz kemerin ayakları. Boyu 120 santim olup arası 1 metre olarak açılıp onu da üstüne bindirdiğimiz zaman tam bir kemer halini alıyor. Bundaki amaç fırının içerideki yanan ısısını dışarıya kesinlikle vermiyor. Saklama özelliği bunun ön tarafındaki yerden yapılır. Üstüyle beraber kemeri ısının tamamen daire şekliyle fırının içerisinde tam dolaşmasını sağlar. Kemerle bunun örtüşmesi. Bu taştaki en büyük özellikse içerideki ısı yaymasını tamamen dizayn edip taban ve tavan kısmıyla